Sevgili seyirciler, bugün Soma 301 Karelma Spor Kulübü'nün antrenmanına, ilk antrenman diyebilir miyiz hocam? Doğru olur tabii, mu? Tabii, minikler için minikler öyle. Minikler için ilk antrenmanına şahit olacağız. Yanımızda Levent Anal hocamız var. Çocukluğumuzun efsane futbolcusu. Futbol denince akla Soma'da ilk gelen isimlerden. Hocam hayırlısı olsun diyelim öncelikle. Sağ olun, teşekkür ederim. Formalar galiba dağıtıldı. Evet, şimdi bizim kulübümüz bundan 3 ay önce, Aralık ayı içinde dernek kurup kulüpleştik. Fakat bir türlü ne basına ne Soma halkına kendimizi çıkarıp gösteremedik. Sebebi de malzememizin olmayışı. Şimdi Soma Belediyesi Hasan Başkanım 4 gruba formasını, eşortmanını yaptırdı. Ondan sonra esnaflarımızdan Kemal Ekşi miniklerimize yaptırdı, sponsor oldu. Ve bunlar olduktan sonra artık yavaş yavaş Soma halkına, Somalı spor severlere çocuklarımızı tanıtmak, piyasaya çıkarmak. Bu kulübü kurma amacımız, Soma'nın yıllardan beri kanayan yarası altyapı. Biz 3 yıl önce Altın Ordu ile başladık buna. Hala Altın Ordu Futbol Okulumuz devam ediyor. Fakat çocuklar kendilerini daha iyi eğitim verebilmek için, daha iyi geliştirmek için bu şeye kulüp kurmaya karar verdik velilerle. Çocuklarımız maç oynaması gerekli. Devamlı bu gördüğünüz halı sahada çalışıyoruz. Antrenman yapacak sahamız yok. Büyük sahada çalışmaları lazım yarışmacı grupların. Bunları sağladığımız takdirde buraya Soma'yı bir futbolcu fabrikası haline getireceğiz. Yönetici arkadaşlarımız sporcu velilerinden. Sivilden kimseyi almadık kulübün yönetime. Için. Kulübün içinden futbol okulunun içindeki velilerle bir yönetim oluşturduk. İyi niyetle hepsi koşturuyor, hepsi çabalıyor. Amaç Soma'mızın çocuğuna en iyi eğitimi, en iyi hizmeti vermek. Tabii yeni kulüp olduğumuz için sorunlarımız var. Bunları mülki amirlerimize, gerekli kişilere anlatacağız. Bir tesis sorunumuz var. Şimdi biraz sonra belki gösteririz. Malzememiz perişan durumda. Çocuklar devamlı ufak sahada yapıyorlar. Büyük sahada antrenmanla yapmaları lazım. Yani ilk hiç değilse Soma 301 Karaelma Spor'un tesisi diyebileceğimiz bir yer. İlk baştan biz büyüklerimizden, mülki amirlerimizden bunu rica edeceğiz. Şimdi bunun şeyi, kulübümüzün kurma amaçlarımızdan biri de 3 yıl önce elim kazadan sonra Altın Ordu buraya kucak açtı, futbol okulu başlattı. Biz bu Altın Ordu'nun başlattığı çığıra çığır katalım dedik. Buradaki grubumuzun içinde şehit çocukları var, madenci çocukları var, gariban çocuklarımız var. Her kesime hitap edecek şekilde bu 301 Kara Elmas adını koyduk. Şimdi bazı kesimler diyor duygu sömürüsü, acitasyon. Biz kesinlikle acitasyon yapmayacağız. Biz bugüne kadar çocuklarımızı kendi imkanlarımızla, bu kulübün kuruluşu dahil, velilerimizin 300 lira, 500 lira ceplerinden vermesi, benim fedakarlığım. Bu sayede biz bu kulübü bugünlere getirdik. Daha yeni kulübüz dedim. Şimdi kimseye, Soma esnafına, Soma'daki kuruluşlara, mülki amirlerimize hiçbir sorunumuzdan bahsetmedik. Sadece biz cumartesi günü, Allah nasip ederse, Allah başımızı öne eğdirmesin, güzel bir açılışla Soma halkına, tüm Türkiye'ye Soma 301 Kara Elmas Spor Kulübü'nün kalıcı bir kulüp. Altyapıya çok önem veren bir kulüp. Soma'nın madenci çocukları dahil, en başta zaten onlar için kurulan bir kulüp. Hepsini kapsayacak çok güzel bir eğitim vermek. Siz hocam zaten bu taşın altınıza elini koyuyorsanız. Zaten şimdi arıyorlar, biraz da şey yapayım. Kimle görüşüyoruz? Levent Hoca. Biz diyorlar Levent Başkan'la görüş. Şimdi arkadaşlar kendi arasında bizi başkan yaptı. Tamam. Yani hem kulüp başkanı, hem hocası, hem kulüp müdürü, hem malzemecisi görüyorsunuz işte. Malzemeleri dağıtıyoruz, topluyoruz. Yani biz artık bu işe kendimizi adadık. Soma'daki vatandaşlardan, sporu seven kişilerden ne olursa olsun cumartesi günü bu çocuklarımızın açılışına bekliyor. Çok da anlamlı bir güne denk evet. gelmiş hocam. Zaten evet. kuruluş amacımız olduğu aynen. için anlamlı bir günde anlamlı bir mesaj vermek. Sloganınızı hocam bir sizden bir sloganımız iyi birey, iyi vatandaş olursa da iyi futbolcu. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Kulüp yöneticilerimizden Ceyhun Enes abimizle birlikteyiz. Ceyhun Hocam,
siz de bu oluşumun içindesiniz. Hı hı. En çok emek sarf edenlerden bir tanesisiniz. Ya, neler söylemek istersiniz? Yeni bir kulüp kurmak kolay değil. Evet, 301'de çıkma amacımız zaten bu yaşanan maden faciasından. Bu acıları bir nebze olsa unutturmak, buradaki çocuklarımızın önünü açmak, altyapıya önem vererek futbolumuza, futbol demeyelim aslında sporumuza, geleceğe daha güzel şeyler taşımak amacıyla. Görüyorsunuz çocuklarımız pırıl pırıl hepsi. Levent hocamız var, hani futbolda Soma'da çok iyi bir yere gelmiş, bizim önderliğimizi yapan başkanımız, teknik direktörümüz. Diğer yönetici arkadaşlarımızla da biz aynı amaca hizmet ediyoruz. Altyapı, sporda altyapı çok önemli ki bunu Soma Spor'da yaşıyoruz. İşte istenen başarı bir türlü gelmiyor. Amacımız hem bu maden şehitlerini unutmamak hem de spora, geleceğe yatırım yapmak. Amacımız o, ama güzel şeyler gelecek. Emek veriyoruz Levent hocamla birlikte. Ben çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Diğer yönetici arkadaşlarımız da o emeği veriyor zaten. Uzun yıllar Soma'da, tabii sırf biz futbolda kalmayı da düşünmüyoruz. Hani bu Soma'mızın, işte belediye başkanımızın ve diğer idare amirlerimizin desteğiyle diğer branşlara da gireceğiz. Ama tabii ki daha çok yeniyiz. Aralık ayında kuruldu bu kulübümüz. İnşallah işte kız takımı Zafer Spor'da olduğu gibi voleybol, basketbol, hani bunu inşallah hani her şey yolunda gider. Geleceğe daha güzel yatırımlar yaparak Soma'daki çocuklarımızın önünü açmak amacımız. Bunun için çalışıyoruz zaten. İşte cumartesi günü inşallah o maden faciasının anma gününde 301 şehitler turnuvası yapacağız. Aksar Spor, Manisa Spor, bizim Altın Ordu'nun katılımıyla. Bu hafta onun yoğun çalışmasını yaptık. Velilerimizi davet ettik. Soma'yı davet edeceğiz. İnşallah güzel bir şekilde bir küçük turnuva yapıp İnşallah bunu geleneksel hale de getiririz. Amacımız o. İleride İstanbul kulüplerinden bunu desteğini alıp çoğaltmak. İnşallah bu şekilde yolumuza devam Buradan edeceğiz. Buradan bir çağrı yapmış olalım o zaman. Cumartesi günüyle tabii alakalı. Tüm Soma halkımızı Atatürk Stadı'na saat 4'te, 3'te bizim mezar ziyaretimiz olacak. Ardından 4'te orada toplanacağız. Tüm Soma halkını bekliyoruz sahamıza. Destek, ama çocukları görsünler. Bizim emeklerimizi görsünler orada. Destek olsunlar. Onun için bekliyoruz herkes. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Elim iyi çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun.